Başlangıçtan önce hiçbir şey yoktu. Toprak, gökyüzü ya da herhangi bir canlı olmadan önce yalnızca Ginnungagap'ın ucu bucağı olmayan uçurumu vardı. Ginnungagap boşluğun kendisiydi. İşte bu karanlık kaos, durmadan yanan ateşin ana vatanı Muspelheim ile sislerin ve buzun alemi Niflheim arasında yatıyordu. Niflheim, kuzeyin karanlık alemi, buz ve soğuğun hüküm sürdüğü bir diyardır. Ve Niflheim'ın merkezinde kaynar bir kaynak bulunur. Bu kaynaktan 11 zehirli nehir akar. Bu nehirler soğuk ve dondurucu sularını Ginnungagap'a doğru taşırlar. Güneyde ise Muspel vardır. Tamamen ateş ve alevlerle kaplı bir diyardır. Burada her şey yanar. Niflheim'ın karanlık ve sisli soğuğu karşısında Muspelheim ışıktır. Burada ne toprak katıdır ne de gökyüzü. Bu diyarda ateş devleri yaşar ve onların hükümdarı Surt elinde ateşten bir kılıç tutar. Surt'un kılıcı Muspel'in alevlerinden daha parlak ve yıkıcıdır. Surt, tanrılardan bile daha önce oradadır. Şu an bile orada ve yalnızca dünyanın sonunda Ragnarok'ta yerinden ayrılacak. Ginnungagap'ın derinliklerinde kuzeyin dondurucu soğukları ve güneyin kavurucu alevleri birbirine yaklaşmaya başladı. Soğuk ve sıcaklık karşılaştığında muazzam bir enerji ortaya çıktı. Buzullar Muspel'in alevleriyle eridi. Eriyen buzlar damla damla Ginnungagap'a düştü ve bu damlalardan yaşamın ilk belirtileri ortaya çıktı. İşte bu karşılaşma sonucu eriyen buzlardan dev Ymir doğdu. Ymir bir buz deviydi ve alemlerden daha büyüktü ve onun vücudu tüm devlerin atası oldu. Ymir uyurken sol kolunun altından bir kadın, bir de erkek dev doğdu. Bacaklarından ise altı başlı bir dev. Böylece tüm buz devleri Ymir'in soyundan geldiler. Yalnızca Ymir değildi doğan. Ymir'in yanında bir de boynuzsuz, devasa bir inek tezahür etti. Korkunç büyüklükte ve boynuzsuz bir inekti bu. Ve onun vücudundan akan süt Ymir'i besledi. Ymir bu ineğe Odumla adını verdi. Odumla yiyecek bulmak için buzları yalamaya başladı. Buzları yaladıkça içinden ilk gün bir erkeğin saçı, ikinci günde kafası ve üçüncü günde tüm sureti çıktı. Buri'ydi bu, tanrıların atası. Buri'nin Bor adında bir oğlu oldu. Bor, buz devlerinden biri olan Vestla ile evlendi ve bu evlilikten Odin, Bili ve Ve adında üç tanrı doğdu. Bu kardeşler şekilden yoksun bir boşluk olan Ginnungagap'ta kısınıp kalmışlardı. Dünya yoktu, gök ve deniz yoktu, boşluktu sadece. Kardeşler ne Muspelheim'de barınabilirlerdi ne de Niflheim'de. Evrenden ve gelecekten söz ettiler ve birlikte bir karar verdiler. Ymir'i öldüreceklerdi. Bu devasa yaratığın ölümü gerekliydi. Aksi takdirde alemler yaratmak mümkün olmayacaktı. Ymir'i bıçakladılar. Ymir'in vücudu parçalanırken kanı büyük bir sel gibi aktı. Bu kan seli devasa bir felaket yarattı ve çoğu devi boğdu. Ymir'in torunu Bergelmir ve karısı hayatta kalan tek devlerdi. Bir sandala binip kan akıntısında yol aldılar. Bugün bütün devler onların soyundan geliyor. Ymir'in kanı devleri boğmakla kalmamış, aynı zamanda denizleri de oluşturmuştu. Ymir'in bütün uzuvları evrenin detaylarını ince ince işlediler. Etinden toprak, kemiklerinden dağlar, dişlerinden ve kırık kemiklerinden kayalar, saçlarından ağaçlar, beyninden ise bulutlar oluştu. Ymir'in kafası gökyüzünü oluşturdu ve dört cüce bu gökyüzünü dört köşesinden destekledi. Bu cüceler dört ana yönü temsil ediyorlardı. Nordri, kuzeyi, Sudri, güneyi, Austri, doğuyu ve Vestri ise batıyı. Bu dört cüce, Ymir'in kafasını gökyüzü olarak tutmak ve evrenin düzenini korumak için görevlendirilmişlerdi. Tanrılar, Ymir'in vücudundan dünyayı yaratırken insanların yaşayacağı yeri de oluşturmuşlardı. Devleri uzak tutmak için Bor'un oğulları Ymir'in kirpiklerinden dünyanın ortasına bir sur ördüler. Bu surun içinde kalan yere de Midgard adını verdiler. Midgard, dünyanın ortasında yer alıyordu ve devlerin diyarı Jotunheim'dan ayrılıyordu. Bir gün
Odin, Vili ve Ve sahilde iki ağaç kütüğü buldular ve bu kütüklerden ilk insanı yarattılar. Odin onlara ruh verdi. Vili, zeka ve hareket kabiliyeti. Ve ise dış görünüş ve konuşma yeteneği verdi. İlk insanlar Ask ve Emble olarak adlandırıldı. Ask erkeğin adıydı, Emble ise kadının. Bu isimler yaratıldıkları ağaçlardan geliyordu. Ask diş budak iken Emble ise kara ağaç anlamına geliyordu. İşte Ask ve Emble bütün insanların atasıydılar. İkisi güvenli bir şekilde yaşayacakları Midgard'da kaldılar. Kendilerini bütün tehlikelerden, devlerden ve canavarlardan korudular. Yggdrasil, evrenin merkezinde yükselen, göğe uzanan devasa bir diş budak ağacıdır. Kökleri Midgard, Asgard ve Hel gibi 9 alemi sarar ve bu alemler arasında bir köprü görevi görür. Gövdesi ve dalları, dünya ve evrenin tüm varlıklarını bağlayan bir simge olarak kabul edilir. Bu kutsal ağaç, diğer tüm ağaçlardan üstündür. En kusursuzu, en güzeli, hatta en büyüğüdür. Yggdrasil'in yaprakları, bilgelik ve bilgiyi sembolize eder. Kökleri, dünya ve ötesi arasında köprü kurar ve evrenin dengesini sağlar. Her bir dalı, farklı dünya ve alemi destekler ve bu dünyalar arasında iletişimi ve etkileşimi sağlar. Yggdrasil'in altındaki gölge, barış ve denge sunar. Dallarının her biri hayatın farklı yönlerini ve varlıkların çeşitliliğini temsil eder. Yggdrasil'in kökleri 3 aleme uzanır. İlk ve en derin kök Hel'e, ölülerin diyarına gider. Niflheim, Hel'in içinde bulunur. İkinci kök ise Mimir'in kuyusuna uzanır. Buz devlerinin diyarındadır bu, Jotunheim'dadır. Mimir, bilgelik ve anlayışın sembolüdür. Üçüncü kök ise tanrıların yuvası Asgard'da bir kaynağa gider. Yggdrasil'in tepesinde en yüksek dalında yaşayan bir kartal bulunur. Kartal Yggdrasil'in tepesinde durur. Dünyanın tüm varlıklarını gözlemler. Onun görevi evrenin dengesini korumak ve bilgelik taşımaktır. Yggdrasil'in kökleri arasında yaşayan Ratatoskir adlı bir sincap vardır. Ratatoskir kökler arasında hızla koşar ve yukarıda kartala, aşağıda Nidhogg adlı ejderhaya mesajlar taşır. Sincap bu şekilde dünyanın farklı katmanları arasında iletişimi sağlar. 9 alem ise şunlardır. Asgard, Æsir tanrılarının yaşadığı yerdir. Genellikle en yüksek dünya olarak kabul edilir. Odin'in meskeni burasıdır. Midgard, insanların yaşadığı dünyadır. Yggdrasil'in ortasında bulunur, insanların evidir. Jötunheim, devlerin diyarıdır. Vanaheim, Vanir tanrılarının yaşadığı yerdir. Alfheim ise elflerin diyarıdır. Işık elfleri veya farklı elf gruplarının yaşadığı yerdir burası. Svartalfheim, cücelerin diyarıdır. Cücelerin madencilik ve zanaat işlerini yürüttüğü yer burasıdır. Niflheim ise buz diyarıdır. Soğuk ve karanlık bir yer olarak tanımlanır. Helheim ile birlikte ölülerin diyarı olarak kabul edilir. Muspelheim, ateş diyarıdır. Sıcaklık ve ateşin egemen olduğu yerdir. Ateş devleri gibi varlıkların yaşadığı yerdir burası. Helheim ise ölülerin diyarıdır. Ölenlerin ruhlarının gittiği yerdir ve genellikle Hel veya Helheim olarak adlandırılır. Gelelim tanrıların iki klanına. Bunlara Æsir ve Vanir denir. Æsir genellikle savaş tanrıları olarak bilinen tanrıların klanıdır. Odin, Thor ve Frigg gibi tanrılar Æsir klanına aittir. Æsir tanrıları genellikle Asgard'da yaşarlar ve evrenin düzenini korurlar. Vanir ise bereket, doğa ve verimlilik tanrılarını temsil eden bir başka tanrı klanıdır. Freya, Freyr gibi tanrılar ve tanrıçalar bu klana aittir. Vanir tanrıları genellikle Vanaheim olarak bilinen diyarda yaşarlar. Ürdün kuyusu kaderin ve zamanın kaynağı olarak kabul edilir. Bu kuyu üç kız kardeş Nornların, yani kaderi dokuyan dişi varlıkların kaderin suyunu içtikleri yer olarak tasvir edilir. Bu kardeşler Ürd, Verdandi ve Sküldür. Ürdün adı geçmişin veya olmuş olanın anlamına gelir. İnsanların ve tanrıların geçmişte yaşadıkları olayların ve kararların kaderlerini belirlemedeki rolünü simgeler. Ürd,
diğer nornlarla birlikte zamanın ve kaderin dokusunu örer. Üç norndan biri olan Verdandi'nin adı ise olan veya olmakta olan anlamına gelir. Bu, geçmişin ve geleceğin yanı sıra şu anın da özeti gibidir. Skül, geleceğin hükümdarıdır. Skül'ün işlevi, geleceğin nasıl şekilleneceğini belirlemektir. Nornlar, kaderi örmek ve genellikle insanların yaşamlarının doğasını belirlemek için bir arada çalışırlar. İnsanların ve tanrıların hayatındaki her olay ve karar, nornlar tarafından belirlenen kaderin bir parçası olarak görünür. Yazgınızı nornlar şekillendirir. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. İskandinav mitolojisine böylelikle giriş yapmış olduk. Evrenin nasıl oluştuğundan, Ymir'in uzuvlarından tek tek evrenin her bir parçasının nasıl inşa olduğundan bahsettik. Yggdrasil'den, 9 alemden ve bu alemlerde yaşayan canlılardan söz ettik. Ayrıca yazgımızı kimlerin şekillendirdiğini de konuştuk. Umarım sizler için keyifli bir anlatı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşene kadar hoşça kalın.